İstanbul Sarıyer'de yabancı uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak gasp edilen taksici hayatını kaybetti. Yakalanan saldırgansa adliyeye sevk edildi demiştik. Şimdi son durumu alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Karataş'a dönelim hemen. Mehmet, söz sende. Evet Banuel, geçtiğimiz saat içerisinde katil zanlısının Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na götürüldüğünü sizlerle paylaşmış olalım. Evet, siz de aslında ifade ettiniz. Dün Tarabya'da saat 16.30 sıralarında ne yazık ki taksici cinayetine bir yenisi daha eklenmiş oldu ve 58 yaşındaki Yaşar Yanık Yürek, yabancı uyruklu bir katil zanlısı tarafından tam 5 ayrı yerinden bıçaklanarak katledilmişti ve öldürüldükten sonra da ormanlık bir alanda, kimsenin olmadığı bir alanda hareket eden aracın içerisinden yol kenarına atılmıştı ve sonrasında bunu fark eden vatandaşlar da polis ekiplerine ihbarda bulunmuş ve polis ekibi de orada yaptığı incelemeler sonucunda kısa bir süre içerisinde yaklaşık 500 metre mesafede katil zanlısını buldu ve katil zanlısı aslında sadece taksiciyi gasp edip öldürmekle yetinmedi. Aynı zamanda öldürdükten sonra da taksiyle kaçmaya çalıştı ve kaçırdığı taksiyle birlikte polis ekipleri de kendisini yapmış oldukları incelemeler sonucunda kendisini yakaladılar ki zaten nasıl yakalandıklarına dair de A Haber ekranlarında özel görüntülerle yakalanma anlarını da ekranlara taşıyoruz ve orada yapılan incelemeler sonucu tabii ki plakanın da belli olması sebebiyle ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi polisin yakalama işlemini kolaylaştırmış oldu ve yaklaşık bir saat içerisinde katil zanlısı yakalandı. Ardından da Gayrettepe'de bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Cinayet Büro Amirliği'ne getirilmiş ve gece boyunca da orada ifadesi alınmıştı ve ifadesinin ardından da dediğimiz gibi geçtiğimiz saat içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan çalışmaların ve ifade alım işlemlerinin tamamlanmasıyla Çağlayan'daki adliye sevki gerçekleşti ve Çağlayan'da da dediğimiz gibi önce savcılığa ifade verecek, ardından da çıktığı mahkemece sonucu da bizler de haber ekibi olarak o anları da ekranlara taşıyacağız diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Mehmet, çok teşekkürler.